Sayın seyirciler, yoğun bakımdaki yaşlı adamla dalga geçen, üstelik bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşan hemşireler Türkiye'yi sarstı. Bu olaydan 48 saat sonra hayatını kaybeden yaşlı adamın oğulları ise öfkeli. Hemşirelere ve hastaneye dava açmaya hazırlanan evlatlar babalarının ani ölümünü de şüpheli buluyor. Ne var ya? Bir ağzına koy önce. Aileme bir geçirse. Nasıl gülüyor bak bak bak. Çok sanki hoşuna gidiyor, bir şey var yani orada. Yoğun bakımda yatarken onunla alay eden hemşireler görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Ailesi iyileşmesini beklerken yaşlı adam iki gün sonra hayatını kaybetti. Al çakmak ver abi. Mentolü çoğaldım. Al çakmak ver, çakmak ver. Yara olmasa dedi, ben dedi göndereceğim dedi. O kadar iyiydi yani. Ama gece yarısı fenalaşıyor. Bir daha yok. İyileşmekte olan bir hasta. 85 yaşındaki Mustafa Süzer, şeker hastalığından kaynaklı yaralar sebebiyle önce devlet hastanesine yatırıldı. Sonra da Sakarya'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Ağzlarsın abi, ağzlara bakayım ne yapacak ya? Ağzına sokacak oğlum, içinden sok, içersin onu. Ona bakmakla görevli iki hemşire yaşlı adamın eline sigara ve çakmak verip onunla dalga geçti. Yaşanan skandalın ardından babalarını kaybeden İbrahim ve Ali Süzen kardeşler sosyal medyaya düşen görüntülerle ikinci kez yıkıldı. Ne var ya? Bir ağzına koy önce. Yani içim yanıyor yani, içim yanıyor. Başka bir şey yok. Peki davacı olacak mısınız? Yani davacı olmamak elde mi yani? Babalarına ölümünden sadece iki gün önce yapılan bu ayıbı evlatları kabullenemiyor. O üzüntünün üzerine bu daha fena geldi bana. Asıl üzüntü bu. Doğru. Asıl üzüntü bu yani. Ne demek bu ya? Hasta bir yaşlı insana üzerine gitmek bu kadar. Hem doktorlar hem de ailesi giderek iyileşen yaşlı adamın ölümüne şaşırdı. İyileşmekte olan bir hasta, onun başında duran stajyerler tarafından yapıldığı tespiti yapıldı. Doktor da şaşırdın mı diyor, böyle olmaması lazım dedi o oranın doktoru. Beklemiyordum bu kadar dedi, böyle dedi. Taraflar yaşlı adamın nerede öldüğü konusunda ise farklı şeyler söylüyor. Oğulları babalarının öldüğünü hastane yetkililerinden öğrendiklerini ve onun hastanede öldüğünü söylüyor. Hastane yetkilileri ise bambaşka konuştu. Hasta da çıktı, tabii çıkmış. Taburcu olmuş. Yara olmasa dedi, ben dedi göndereceğim dedi. O kadar iyiydi yani. Aile hem hemşirelerden hem de hastaneden şikayetçi olacak. Şikayetçiyim daha bu durumu, şikayetçiyim. Peki. Ne cezası varsa o yapanlar çeksin yani. Hepsi de ya. Allah Allah ya.